Merhaba arkadaşlar. Errol Spence Jr. Your Dennis Ugas maçı beklenen önemli ve büyük maçlardan bir tanesi de bu. Bu maçla ilgili kısa bilgiler vereceğim boksörlerle ilgili. Sonrasında da küçük bir analiz yapacağım ve sonrasında da Türkiye'de bu maçı hangi kanaldan izleyebileceğinizi ve saat kaçta olduğunun bilgisini aktarıp videoyu sonlandıracağım. Errol Spence Jr.'dan başlayalım. Errol Spence Jr.'ın 27 maçı var, 27 galibiyeti var. 21'inde nakavt yenilgisi yok. Errol Spence Jr. daha yenilgi yüzü görmedi. Yordanis Ugas toplam 31 maçı var. 27 galibiyeti var. 12'si nakavt. 4 yenilgisi var. 4 kez yenilgiyle tanışmış bir isim. Yordanis Ugas. 2008 olimpiyat üçüncüsü Yordanis Ugas. Errol Spence Jr. Yordanis Ugas'la ilgili kısa bir ön analiz yapacak olursam, aslında iki boksör de birbirlerine boks stil olarak benziyorlar. Ama bir tık da Errol Spence Jr. rakibinden daha hareketli, kandırıyor, aldatıyor, daha çok dans ediyor. İkisi arasında aslında farklardan bir tanesi, biraz daha Yordanis Ugas düz boks yapıyor. Errol Spence Jr.'a göre daha çok durarak fırsatını bulunca vuruyor. Ama şu bir gerçek, Errol Spence Jr. ters gard, Yordanis Ugas düz gard. Yordanis Ugas çok fazla geri yumruğunu vurması lazım. Errol Spence Jr.'a sağ direk, sağ kroşe, sol kroşe. Özellikle de Yordanis Ugas'ın Errol Spence Jr. üzerinde hakimiyeti sağlamak istiyorsa mutlaka prese dayalı boks yapması gerekiyor. Errol Spence Jr.'ı rahat bırakmaması gerekiyor. Çünkü rahat bıraktığı zaman Errol Spence Jr. ringde istediği boksu yapıyor ve bu zamana kadar dövüştüğü bütün boksörleri de kendi oyun stiline, oyun tarzına uyduruyor ve bir şekilde onlar üzerinde üstünlük sağlıyor. Bu yüzden mutlaka Yordanis Ugas, Errol Spence Jr.'ın özellikle de yumruklarını çok iyi takip etmesi gerekiyor. Alta vurduğunda aslında Errol Spence Jr. çok fazla açık veriyor. Eğer alta vurduğunda Ugas yukarı kroşelerini çok hızlı zamanlamayı iyi ayarlarsa Errol Spence Jr.'dan çok puan alabilir. Yine aynı şekilde özellikle de Errol Spence Jr. Ön yumruğunu attığında arka yumruğunu geri çok düşürüyor. Burada da yakalayabilir mutlaka. Bazen de ön yumruğunu çok aşağı düşürüyor. Buradan da yakalayabilir. Ama dediğim gibi bu zamanlamayı Ugas'ın çok iyi ayarlaması lazım. Aynı hatayı aslında Ugas da yapıyor. Ugas da yumruğu atınca geri yumruğu düşüyor. O da çok fazla yakalayabilir. Özellikle de Errol Spence Jr.'ın en büyük özelliği geri yumruğunu rakiplerine çok iyi vuruyor. Direğini, kroşesini yatarak ve bunu da zamanlamayı çok iyi ayarladığı için rakiplerini gerçekten bu şekilde vurarak yıpratıyor. Alta vurduğunda dediğim gibi çok fazla üstü açık veriyor ama ne hikmetse rakipleri bir türlü onu o an yakalayamıyor. Dediğim gibi Errol Spence Jr.'ın en büyük özelliği rakipleri kendisine uyduruyor ve kendi boksunu ringde yapıyor ve onlar da buna bir şekilde boyun eğiyor. Eğer onlar Errol Spence Jr.'ın boksuna ayak uydurmayıp da kendi bokslarını ringde yapsalar belki maçın akıbeti çok daha fazla olacak. Errol Spence Jr.'ın geçmişteki maçlara baktığımız zaman Garcia'ları geçti. Dani Garcia, Michel Garcia yine Shaw Porter'ı geride bıraktı. Ugas'a baktığımızda Ugas da Amir'e yenildi. Yine aynı şekilde Shaw Porter'a yenildi. Errol Spence Jr. da Shaw Porter'ı yendi. Bu maçın doğrusunu söylemek gerekirse boksun genel olarak dünyadaki ilerleyiş şekline baktığımızda Errol Spence Jr. Amerika adına dövüşen bir boksör. Amerikalı bir boksör. Amerika adına dövüştüğü için ne olursa olsun genelde hep böyledir. Küba boksörlerinin hepsine bakın, büyük maçlarda Aristan Lara'yı da gördük. Söylememe gerek yok. Boksun doğasında mı diyeyim? Boksun aslında bu kanununda böyle bir şey yok, hak yeme yok. Ama genelde çıktığın rakip Errol Spence Jr. ise, Amerikalıysa, yenilgi yüzü görmemişse doğal olarak da zaten Errol Spence Jr. zaten Ugas'ı yenecek kapasitede bir boksör. Ama
Bu şekilde maçlarda genel olarak şu var. İkisi karşılaştığında bir tık daha Ugas önde olsa bile bu maçı Ugas'a vermezler. Ugas bariz bir şekilde farkı açması gerekiyor ki özellikle de ring etrafındaki insanların Ugas'ın o maçı aldığına tam anlamıyla hakkı olduğuna, o maçın Ugas'a verilmesi gerektiğine, o hakemler üzerinde o baskıyı oluştururlarsa doğal olarak bu şekilde maçlar alabilirler ama yakın maçları asla alma şansları yok. Özellikle de Kübalıların. Yine aynı şekilde bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu maç iki boksör için de son face to face yani yüz yüze geldiklerinde iki boksörün aslında birbirlerine bakışları, birbirlerine olan o soğuk, durgun duruşlarının aslında sebebi şu: birbirlerine çok iyi bileniyor ikisi de. Çok sert bir maç geçecek, iyi maç geçecek. Birbirlerini pert edecekler diyebilirim. Çünkü aslında ikisi de güçlü, güçlü vuran iki isim. Stilleri de aynı oldukları için aslında bu maçın zevki güzel olacak. Birbirlerine eğer isterlerse, yani kaçak dövüşmezlerse, bu maçın seyir zevki yüksek olur. Çok yumruk vururlarsa birbirlerine, özellikle de belli bir distansta durup işte o çıkıp o ona vurursa, biraz da bu maçın heyecanı, enerjisi yüksek olur. Doğrusunu söylemek gerekirse Ross Spencer Jr. ring içerisinde çok rahat bir boksör. Bu rahatlık ona sürekli kazandırıyor. Ring içerisinde rahat olmak demek, yani bir şekilde rakiplerin üzerinde, elinde veya sonunda 8-9. round'da bile olsa yenilsen, mesela belli çok küçük bir farkla yenilsen bile, o farkı kapatıp o rahatlık sana bir şekilde o maçı kazandırıyor. Bu maçta da Errol Spencer Jr.'ın ben rahat demeyeyim de zorlansa bile bu maçı geçeceğine şahsen benim gönlüm, içim, kalbim bunu diyor. Errol Spencer Jr. Ugas'ı geçecektir. Ama yıpranır mı? Yıpranır. Yumruk alır mı? Alır. Ama bu maçtan da alnının akıyla Errol Spencer Jr. çıkacağını düşünüyorum. Bu maç arkadaşlar Amerika'nın Texas eyaletindeki Arlington şehrinde AT&T stadyumunda olacak. Bu maçı Türkiye'de nereden izleyeceksiniz? Bu maçı Türkiye'den Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. Çünkü Showtime da bu maçı veriyor ama fiyatlar çok yüksek, 1000 lira gibi. Ama Türkiye'de Esport Plus 20 milyon gibi cüzi bir ücrette bu maçı boks severlerin, boks fanlarının önüne getiriyor. Bu maçı mutlaka Esport Plus'tan izleyin. Bir de bu maçı ne zaman, saat kaçta izleyeceksiniz? Bu maçı Esport Plus'tan 4 gibi ekranlar başında olun. Bu maçı kaçırmayın. Çünkü bu maç iyi maç olacak. İzlenecek maçlardan bir tanesi diyebilirim. Zaten Errol Spencer Jr.'ın boksu belli. Dünyadaki birçok boksör de bu maça kitlenecektir, izleyecektir. Özellikle de Terence Crawford, Canelo Alvarez gibi rakip olacak boksörler bu maçları kaçırmazlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz, bakacağız maç nasıl geçecek, enerjisi, heyecanı. Tabii bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, yani bize destek vermek istiyorsanız, kanala abone olup videolara da beğeni koymayı unutmazsanız bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere.